Ama bence mentorların en iyi yaptığı şeylerden biri sorunları kendi başınıza çözme yeteneğini size kazandırmaları. Mentorlar sizin oturup başınızda bir şeyleri çözmeniz için uğraşmazlar. Sizin sorunlarınızı dinlerler. Mentorlar ne yapmaz mesela? Oturup sizin işinizi, oturup sizin elinizden alıp yapmazlar. Yine doğru bir mentorla çalıştığınız zaman sizin bakış açınızı da geliştirmek için, sizin ufkunuzu açmak için de birçok yorumlarda bulunurlar. Çünkü mentorluktaki amaç oturur okuldaki ders işler gibi bir durum değildir aslında. Daha çok sohbet ortamı gibidir. Onlarla bir şeyler konuşursunuz, bir şeyler paylaşırsınız. Herkese selam. Ben Sinan. Design Talks'a hoş geldiniz. Bugün size biraz mentorluktan bahsetmek istiyorum. Mentor nedir? Ne iş yapar? Ne iş yapmaz? Size ne gibi faydaları vardır bir mentorla çalışmanın? Bugün kendi tecrübelerimden yola çıkarak biraz bunları anlatmak istiyorum. Mentor dediğimiz kişiler aslında uzun yıllardır sektörde bulunan ve belli bir bilgi birikimine ve iş deneyimine sahip olan insanlardır. Bu kişilerin bilgi birikimlerinden ve deneyimlerinden faydalanmak size yıllar içerisinde öğreneceğiniz, kat edeceğiniz yolları çok daha kısa sürelerde öğrenip deneyimleme fırsatı sunar. Bu insanların size aktaracağı çok fazla bilgi vardır. İşin hem teknik tarafındaki bilgiler, hem müşteri yönetimi tarafındaki bilgiler, hem yaratıcılık, vizyon gibi birçok konuda size çok farklı kapılar açabilirler. O yüzden de bir mentorla çalışmak sizin kariyerinizde daha hızlı seviye atlamanızı, daha hızlı deneyim kazanmanızı sağlar. Çünkü tek başınıza bir şeyler yapmaya çalıştığınızda neyi bilmediğinizi dahi bilmediğiniz için neyi araştıracağınızı da bilemiyorsunuz. İşte bu noktada bazı çıkmazlar yaşıyorsunuz. İşte YouTube'dan bir şeyler bakayım, Google'dan bir şeyler aratayımla bu iş ilerliyor ama daha yavaş ilerliyor. Yapılamaz mı? Tabii ki yapılabilir. Birçok insan böyle ilerliyor. Ama burada araya bir mentor katmanı katmak ve bir mentorla çalışmak sizin bu da bilmediğiniz şeyleri en azından öğrenmenizi sağlıyor. Ve böylelikle aslında neleri bilmediğinizi öğrenerek onları araştırmaya başlıyorsunuz. Mentorun size sağlayacağı en büyük avantajlardan biri de neleri bilmediğinizi size anlatması. Bu sayede de araştıracak konularınız ortaya çıkmaya başlıyor. Yanlışlarınızı görüyorsunuz. Sektördeki yenilikleri ya da olan biteni anlamaya başlıyorsunuz ve bunlar size çok farklı deneyimler kazandırıyor. Bir mentor sizin için neler yapar, size ne gibi katkılar sağlar biraz bundan bahsedeyim. Öncelikle vizyonunuzu geliştirir. Az önce bahsettiğim gibi siz aslında işi tek başınıza öğrenmeye çalıştığınızda neyi bilmediğinizi dahi bilmiyorsunuz. Bu da bir vizyon eksikliğine sebep oluyor doğal olarak. Sektördeki dinamikleri bilmiyorsunuz, olan şeyleri, haberleri vesaireleri ne kadar takip ederseniz edin, işin içinde olan biri kadar bu bilgileri aslında harmanlamanız çok zor oluyor. İşte bu noktada mentorun size katacağı en büyük aslında artı değer vizyon oluyor. Doğru mentorlarla çalıştığınızda size aynı zamanda yanlışlarınızı da söylerler. Çünkü işin içerisinde oldukları için ve sizin de bir potansiyeliniz olduğunu gördüklerinde ya da bunu yapabileceğinizi anladıklarında yaptığınız çalışmaları onlarla paylaştığınızda size neleri yanlış yaptığınızı ve kendinizi nasıl geliştirmeniz gerektiğini de anlatırlar. Bu noktada mentorların yaptığı en büyük işlevlerden biri de yanlışlarınızı düzeltecek yorumlarda bulunarak sizi aslında deneyiminizi arttırmak ve doğru şekilde yaptığınız çalışmaları ve projeleri nasıl geliştirebileceğinizi anlatmak oluyor. Yine doğru bir mentorla çalıştığınız zaman sizin bakış açınızı da geliştirmek için, sizin ufkunuzu açmak için de birçok yorumlarda bulunurlar. Çünkü mentorluktaki amaç oturur okuldaki ders işler gibi bir durum değildir aslında. Daha çok sohbet ortamı gibidir. Onlarla bir şeyler konuşursunuz, bir şeyler paylaşırsınız. Onlar size kendi iş hayatlarından, deneyimlerinden bir şeyler anlatır ve bu muhabbetlerin arasında sizin ufkunuz açılmaya başlar. Sektörü daha iyi görmeye başlarsınız. İşin akışını, işin işleyişini daha iyi anlamaya başladıkça da sizin konuya bakış açınız çok daha farklılaşmaya başlar. Ufku açmakla beraber yine işte az önce bahsettiğim konularda da sektörü de daha iyi anlamaya başlıyorsunuz onları dinledikçe. Onlardan bir şeyler öğreniyorsunuz. İş hayatının akışı, dinamikleri, işte briefleri anlamaktır, müşteriyi anlamaktır gibi sektörde olan biteni de daha iyi anlamaya başlıyorsunuz bu süreçte. Yıllar içerisinde kazandıkları deneyimler sonrasında kendi iş akışları vardır. Bir işi nasıl ele aldıkları, nasıl yaptıkları ile ilgili tecrübeleri vardır. Aslında siz de bunlardan yararlanmaya başlıyorsunuz. Çünkü bu kişiler yıllar boyunca hataları yap boz yap boz bir şekilde düzelttikleri için, deneyimledikleri için
Onlar da kendi mentorlarından bazı şeyleri öğrendikleri için artık belli bir iş akışları vardır. Bir işi nasıl ele alıp nasıl yorumladıkları ve hayata geçirdikleri konusunda fikirleri vardır ve deneyimleri vardır. İşte siz de bunlardan yararlanarak kendi iş akışlarınızı oluşturabilirsiniz. Ama bence mentorların en iyi yaptığı şeylerden biri sorunları kendi başınıza çözme yeteneğini size kazandırmaları. Mentorlar sizin oturup başınızda bir şeyleri çözmeniz için uğraşmazlar. Sizin sorunlarınızı dinlerler. Mentorlar ne yapmaz mesela? Oturup sizin işinizi, oturup sizin elinizden alıp yapmazlar. Bunun yerine sizin yaptığınız işle ilgili sizin sorununuzu anlamaya çalışırlar. Anladıktan sonra da sorular sorarak sizin bu sorunu kendi başınıza çözmek için nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini anlatırlar. Bence zaten doğru olan mentörlük yöntemi de bu şekilde. Çünkü oturup biri sizin elinizden işi alıp o işi yapıp size gösterdiğinde siz bu konuyu öğrenmiyorsunuz. Benim kendi mentörüm de aslında bana kattığı en büyük değerlerden biri buydu. Bana hiçbir zaman al şunu şuradan şöyle yap, bunu böyle yap demedi. İşte web sitesi şu, işte git şuraya forumlara bak demedi. Senin araman gereken konu başlığı şu şu şu, git bu sorunu çöz dedi. Eğer zaten bunu öğrenirseniz kendi başınıza, kendi sorunlarınızı çözebilme yeteneğini, ondan sonra zaten o kadar farklı bir seviyeye geçmeye başlıyorsunuz ki, karşınıza bir sorun çıktığında, ya ben ne yapacağım edeceğim soru işareti kafanızdan kalkıyor. Bu sorunu çözmek için, problemi çözmek için ne yapabilirim diye düşünmeye başlıyorsunuz ve kaslarınızı buna göre geliştirmeye başlıyorsunuz. İşte bir mentorun katabileceği en büyük değerlerden biri bence bu. Mentor ne yapmaz konusunda devam edecek olursak, mentor sizi durduk yere gaza getirmez. Aslansın, kaplansın, sen 10 numarasın diye bir gazlamaz. Siz neyseniz aslında onu yorumlar. Size belki de duymak istemediğiniz gerçekleri söyler. Ama zaten mentorluğun amacı ortada iyi ya da kötüyü tartışmak değildir. Sizi gazlamak da değildir. Size elinizdeki yetenekler ve kapasite dahilinde nerede olduğunuzu söylemektir. O yüzden hani bir mentorla çalışırken beklentiniz sizi gazlamaysa, sizi motive etmeyse bu değildir arkadaşlar. Hani mentorun görevi sizi motive etmek değildir. O motivasyonu sizin içinizden geliyor olması lazım. Motivasyon da bambaşka bir konu. Belki değinirim ilerleyen zamanlarda. Ama o kişiler size yeteneklerinizi zaten anlayacakları için ve kapasitenizi görecekleri için neyi doğruyu neyi yanlış yaptığını söylerler. Eğer ortada söylenmesi gereken de bir gerçek durum varsa açıkça söylerler ki bence de bu dürüstlük mentörlükte gerekiyor. Çünkü zaten mentörlüğün amacı o yetiştirilen kişinin daha iyi bir seviyeye getirilmesi. Yani burada eğer ego savaşları devreye giriyorsa mentorunuzla aranızda zaten o kişiyle çalışmayı bırakın derim. O kişi egolarını size yansıtmamalı. Hani mentorluğun amacı zaten yetiştirilen kişiyi daha iyi hale getirmektir. Mentor ne yapmaz kısmında yine az önce söylediğim gibi size asla ne yapacağınızı söylemezler. Size çokça soru sorarlar. İşte şunu şöyle yaptın mı? Bunu böyle yaptın mı? Şunun hakkında ne düşünüyorsun? Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Sektörde böyle bir şey var. Hiç baktın mı? Gibi. Size farklı kapıları aralamanızı sağlayacak sorular sorarlar. Çünkü mentorluğun zaten az önce de söylediğim gibi amacı sizin kendi sorunlarınızı çözmeye öğretmektir. O yüzden size nokta atışı şunu yap derse o kişi zaten orada bir sorun vardır. Bunu sorunun şöyle çözülmesi gerekiyor. Sizin orada mentorunuza çokça soru sormanız lazım. Ama yapılması gereken araştırmayı da sizin yapmanız lazım. Onun sorduğu sorulardan yola çıkarak, onu dinleyerek, onun tecrübelerini anlamaya çalışarak kendi probleminizle bunları bağdaştırıp nasıl çözümler üretebilirsiniz buna bakmalısınız. Zaten mentorunuzla olan konuşmalarda dediğim gibi iyi biriyle de çalışıyorsanız aslında sizi bunlara yöneltecektir. Sizin için asla o doğru sonucu şap diye karşınıza çıkartmayacaktır. Peki bir mentoru nasıl bulursunuz? İşte burası aslında işin en zor kısmı. İşin danışmanlık gibi ücretli olarak mentorluk alabileceğiniz tarafları da var. Ya aslında özel ders gibi karşılıklı olarak kendinizi geliştirmek için bunu ticari bir boyutta da yapabilirsiniz. Burada da tabii doğru insanları seçmeniz önemli. Sizin gitmek istediğiniz alanda ve yaptığı işlerin sizinle bir şekilde örtüşüyor olması gerekir bu mentorun. Bu arada bu tasarım alanındaki mentorluk değil. Bazen şöyle mentorluklar da hayatta mevcut. Sizin yaptığınız işle ilgili hiçbir bilgisi olabilir ama iş hayatı ile ilgili ya da hayatla ilgili çok fazla deneyimi vardır bu kişinin. Bu da sizin bir mentorunuz olabilir. Sizin tasarım tarafında belki bir bilgi vermez ama hedef kitleye ulaşım, hedef kitleyle iletişim ya da müşteriyle iletişim konusunda size çok değerli bilgiler verebilir. Hani bunu sadece işte mentorum benim tasarımla ilgili bir şeyler yapıyor olacak algılamayın. Farklı yerlerden de, farklı şekillerden de mentorlara ulaşabilirsiniz. İşte yine dediğim gibi bunu ticari olarak yapabileceğiniz gibi bir de daha organik yöntemlerle bunu çözebilirsiniz. Nasıl?
İşlerini beğendiğiniz, takdir ettiğiniz, işte sektörde adını duyduğunuz ve takip ettiğiniz insanlara kendiniz ulaşabilirsiniz. Bunun %100 bir garantisi yok, %10 bile bir garantisi yok bence. Çünkü mentor dediğimiz kişinin zaten bir şeyleri öğretmeye, anlatmaya hevesli kişiler olması gerekiyor. Bu biraz karakterle ilgilidir, zamanla ilgilidir ve insan yapısıyla ilgilidir. Herkes öğretmen olmak istemeyebilir. Bu çok normal. Bir şeyler anlatmak istemeyebilir. Bilgiyi kendine saklayabilir. Ben bunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü medeniyetler zaten kendinden önce gelen bilgileri harmanlayan insanların geliştirdiği bir şeydir. O yüzden de bilginin saklanması bana biraz saçma geliyor. Ama dediğim gibi bu bir tercih meselesidir. Doğru yanlışını tartışmıyorum. Ulaşacağınız kişilere aslında ne kadar istekli olduğunuzu, becerilerinizi, kabiliyetlerinizi göstermeniz lazım. Burada mentorlar, burada yine tercihler tabii ki işin içine girer. Her zaman sizden şey beklemezler. Çok yaratıcı, uçuk kaçık fikirleri, her şeyi bilen biri olmanızı beklemezler. Zaten böyle biriyseniz niye o adamla çalışacaksınız? Mentorlar genellikle potansiyeli görmek isterler. Eğer sizde o potansiyel var mı? Söylenen şeyi ne kadar iyi algılayıp, harmanlayıp, kendinize göre uyguladığınıza bakarlar. Ondan sonra zaten sizin üzerinize vakit harcamak isterler. İşte bu noktada iş birazcık sizde bitiyor. Ne kadar isteklisiniz, ne kadar azminiz var, ne kadar disiplinlisiniz. Onları ne kadar iyi dinliyorsunuz ve aldığınız bilgileri harmanlayarak ortaya güzel bir şeyler çıkartıyorsunuz. Bu arada güzel olmak zorunda da değil. Ortaya bir şeyler çıkartabilme kabiliyeti bile bir mentorla çalışmak için kapılar açabilir. Ben kendimden örnek vereyim. Ben bu konuda biraz şanslı insanlardan biriydim. Mentörüm beni buldu aslında. Yakından tanıdığım bir abimdi. Ben zamanında tasarım işlerine girmeye başladığımda hiç onunla daha önce konuşmamıştık. Benim yaptığım işlere baktığında bana birkaç tane zarf attı. Şunları araştırdın mı? Bunları araştırdım. Bak bunları güzel yapıyorsun diye. Normal bir akşam muhabbet ortamında oldu bunların hepsi. Ben sonra onların üzerine çalıştım. Bir sonraki görüştüğümüzde baktı. Ha evet yapmışsın, güzel olmuş. Üzerine bir şeyler koymuşsun dedi ve sonrasında aslında hani bir mentorluk ilişkisinden çok abi kardeş ilişkisiyle devam etmeye başladı bu süreç. İşte benim orada yaptığım şey onun söylediği şeyleri ciddiye alıp kendi işime nasıl entegre edebileceğim kısmına kafa yormamdı ve bunu ortaya koymamdı. O bendeki bu potansiyeli görmeye başlayınca o benimle bir şeyler paylaşmaya başladı. O paylaştı, ben ona sordum ve süreç böyle gelişti. Ve onun bana yaptığı en iyi şey alıp işi hiçbir zaman yapmadı. Bana nasıl yapacağımı aslında şöyle söyledi. Az önce bahsettiğim konu. Kendi sorunumu çözmem için neler yapmam gerektiğini anlattı o bana. Ve bana açık açık şey söyledi. Bana şunu nasıl yaparım diye gelme dedi. Eğer internetteki bütün kaynakları araştırdıysan ve hala sonuç bulamıyorsan o zaman bana gel dedi açık bir şekilde. Bu bile aslında zaten şeyi kesiyor. Hani ben senin için bir şey yapmayacağım. Senin kendin yapman gerekiyor kısmını. İşte burada belki şeyi sorabilirsiniz. Her şeyi ben araştıracaksam mentora neye ihtiyacım var? İşte bu da diğer konulara giriyor. Size vizyon katıyor aslında. Sizin bilmediğiniz şeyleri bilmenizi sağlıyor. Sektörü anlatmanızı sağlıyor. Ve sizin kendi başınıza ayakta kalmanız için size aslında destek veriyor farkında olmadan. Tabii ki siz araştıracaksınız. Zaten o işi sizin için o yaparsa o zaten mentorluk olmaz. Bayağı ticari bir ilişkiye girer aslında arka tarafta ve siz hiçbir şey öğrenmezsiniz. Şu an ben hala o abimle çalışıyorum. Hala bana bir şeyler anlatıyor. Hala bir şeyler konuşuyoruz ve benim bakış açımı farklı yerlere kaydırmamı sağlıyor ve bu açıdan faydalı benim için. Bu noktada da hani sizin yapabileceğiniz şey aslında böyle insanları araştırmaktır. Hani herkesin çevresinde böyle insanlar olmayabilir. Çok normal. Benim çevremdeki insanlar da zaten çok limitli mentorluk yapabilecek. Zaten olan kişiyle de çalışıyorum baktığınızda. Hani bunu çalışma olarak da zaten düşünmüyorum. Hani çok abi kardeş ilişkisine gidiyor. Zaten mentorluk ilişkileri de oturup az önce de bahsettiğim gibi hani ders gibi işte al şunu yap bunu yap şöyle yap gibi ilerlemez. Normal bir sohbet ortamında sektörden iş hayatından konuşursun. Ay bak ben böyle yaptım dersin. O kendi yaptığı işleri gösterir. Şöyle oldu böyle oldu derken zaten kafan çalışıyorsa onun anlattıklarından birkaç şeyi yakalayıp kendi işine entegre etmeye başlıyorsun. Kendiniz için de hani network'ünüzü oluştururken böyle insanlara ulaşmaya çalışın. Hani kendi potansiyelinizi gösterin. Ya ben Canva'da tasarım yaptım, şöyle yaptım da gitmek yerine daha yapıcı, kendi potansiyelinizi ortaya koyacak güzel örneklerle onların karşısına çıkın. Ben şunu yapmak istiyorum, şunları yaptım. İşte şöyle bir yol izliyorum ve şunları yapmaya çok hevesliyimle gittiğinizde eğer zaten bir şeyler öğretme hevesi olan birileri varsa ve sizde bir ışık görmeye başlıyorsa zaten o abi kardeş ya da arkadaşlık ilişkisi başlamaya başlıyor.
Mentörlükle ilgili benim aklımdakiler bu kadar. Eğer burada sormak istediğiniz bir şeyler olursa bana, mentörlükle ilgili, işte bu videoda anlattıklarımla ilgili yorumlarda tartışabiliriz. Bana özelden de yazabilirsiniz zaten. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.